mutlu edebilmek için mesailere kalayım. Sen bana bir kahvaltıyı bile çok gör. Olacak iş mi? O kadar istiyorsan bir kadın tut. O yapsın. Sabahın köründe kalkıp kahvaltı falan hazırlayamam ben. Tamam kes. Çocukları uyandıracaksın. Lanet olsun. Hazırlama. Yeter ki kavga etmeyelim. Anca kendini düşünüyorsun sen. Ben hizmetçi değilim bu evde. Ben de gezmek, güzel giyinmek, kuaföre falan gitmek istiyorum. Hiç aklına geldi mi? Ne yapalım? Bütçemiz bu kadar. Benim aldığım maaşın yarısıyla geçinen aileler var. Ama hiçbiri senin gibi davranmıyor. Demek ki iş parada değil. Birazcık insanlık yeterli. Neymiş efendim? Önemli olan insanlıkmış. 3 kuruşa geçinebilen aileler varmış. Ekrem doğru söylemiş bence. Ama atladığı bir şey var. O kadınlar işlerine hala aşıktır. O yüzden fedakarlık yapıyorlardır. Feraye, sen ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım tabii. Ben Ekrem'e aşık değilim Nazan. O sana aşık ama. Seni mutlu etmek için gecesini gündüzüne katıyor garibim. Ne yapalım canım? Onun çocuklarına bakıyorum ben de. Ama onlar senin de çocuğun. Onlar için fedakarlık yapmalısın. Hep ben mi fedakarlık yapacağım Nazan? Sevdiğin adam başkasıyla evlensin, ses çıkarma. Sevmediğin bir adamdan 2 çocuk doğur. Yuvayı devam ettirmeye çalış. Hep ben, hep ben, hep ben. Bunları konuşmak için artık çok geç Feraye. Sana tavsiyem, yuvanı dağıtma. Abi, annem niye gelmedi hala? Çok acıktım ben. Bakkala gitti, şimdi gelir. Az önce de öyle dedin ama gelmedi. Biraz daha bekleyelim, gelir. Sana çizgi film açayım mı? İstemiyorum ben çizgi film. Anne nerede kaldın? Sana ne? Geldim işte. Baban gibi hesap mı soruyorsun ha? Hesap sormadım. Merve çok ağladı da onun için sormuştum. Seni merak ettim anne. Abime vurma. Bakkala gittim işte. Merak edilecek bir şey yok. Kahvaltı edersem okula geç kalacağım. Beslenmemi ne koyacağım ben? Hay senin beslenmeni. Yok bugün beslenme falan. Hadi okula. Yürü sen de git odana. Biri kahvaltı sorar, biri beslenme. Nedir benim bunlardan çektiğim? Baba! Anne babam geldi. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Bilin bakalım cebimde ne var? Çikolata. Bisküvi. O zaman sana bisküvi, sana da çikolata. Çiçekler de anne. Sağ ol. Yemek hazır, hadi oturalım. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Onlar yemek yedikten sonra. Hadi geçin masaya. Bugün ne oldu biliyor musun Feraye? Bilmiyorum. Ama hiç sabahki adam değilsin. İyi bir şey olmuş gibi ama. Evet. Hani arkadaşım Atilla vardı ya memlekette. Avukat çıkmıştı hani. Biliyorum canım o kadarını. Ne olmuş ona? İstanbul'a gelmiş. Artık burada çalışacakmış. Çok mutlu oldum Feraye. Çok severim ben Atilla'yı. Yakından ev tutsa bari. Gelip gitmek kolay olur. Pek sanmıyorum. Avukat adamın kazancı iyi olur. Yakın oturmasa da sık sık gidip geliriz. Yarın akşam yemeğe çağıralım mı hemen? Çağıralım. Teşekkür ederim Feraye. Sabahki tartışma için de özür dilerim. Önemli değil. Ben çağırınca gelmiyordunuz Feraye Hanım. Hayırdır? Kendime dikkat etmem lazım. Daha güzel görünmeliyim artık. Aferin sana. Dün dediklerimi yapmaya başladın değil mi? İyi kadın kendine biraz bakmalı. Kocasını mutlu etmesini bilmeli. Onun için değil. Bu akşam yemeğe geliyor. Kim geliyor? Dün bahsettiğim adam.
Hani başkasıyla evlenen. Ekrem'in haberi var mı bunda? Var tabii. Ekrem çağırdı yemeğe. Aa, siz karı koca bir alemsiniz. Teşekkür ederim hayatım, bu kadar önem verdiğin için. Canım, kocama en sevdiği arkadaşı karşısında mahcup edecek halim yok ya. Sağ ol, çok düşüncelisin. Heh, geldi işte. Ben de bir çocuklara bakayım. Şöyle geç Atilla'cığım. Sağ ol. Bu çiçeklerin sahibi nerede? Burada. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk Feraye. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. İşte ev işleri, çocuklar falan. Ama maşallahın var. Hiç iki çocuk annesine benzemiyorsun. Teşekkür ederim. Masaya geçin isterseniz. Çocuklar nerede sahi? Onlar erken yatıyorlar. Bunların hepsini sen mi yaptın Feraye? Evet. Kendi çapımda bir şeyler yaptım. Ekrem, sen çok şanslı adamsın. Her kadın yapamaz bunu. Canım, her akşam böyle değil masa. Bunlar size özel hazırlandı. Neyse, ben çorbayı getireyim. Atilla, yengeyi niye getirmedin? Çoluk çocuk falan. Otururduk hep beraber, ne güzel. Çocuk yok Ekrem. Maalesef çocuk yok. Eşim de 3 yıl önce vefat etti. Başın sağ olsun. Bunu bilmiyordum. Kusura bakma. Estağfurullah. Önemli değil. Zaten aradan 3 yıl geçti. Alıştım gibi. Ve hayat devam ediyor gördüğün gibi. Haklısın. Ölenle ölünmüyor. Merhaba Nazan, kolay gelsin. Hayırdır Feraye, nereden böyle? Çarşıdan, biraz alışveriş yaptım. Kız, ne zaman gittin ki şimdi geliyorsun? Ekrem'den hemen sonra çıkmıştım. Dün akşam müthiş şeyler oldu Nazan. Gel otur şöyle, anlat bakalım ne oldu? Abi, geç mi kaldın okula? Eğer annem 5 dakika içinde burada olmazsa geç kalacağım. Geç kalınca ne oluyor? Öğretmen dersi almıyor. İnşallah hemen gelir. Önemli bir işi çıkmıştır herhalde. Biraz daha bekleyeyim. Yoksa seni Nazan teyzeye bırakıp öyle giderim. Atilla'nın eşi 3 sene önce ölmüş. Yani artık boşta sayılır. Sakın aklından geçenleri yapayım deme. Yuvanı dağıtırsın. Başına olmadık şeyler gelir. Şu halimden daha mutlu olacağım kesin. Seninki bir heves. O dediğin ancak filmlerde olur. Hem ayıptır. 2 çocuklu kocaman kadınsın sen. Ekrem seni çok seviyor. Sakın yanlış bir şey yapma. Ne demişler? Yüreğinin götürdüğü yere git. Feraye, aklını başına topla. Bu yol yol değil. Bak, sonra çok pişman olursun. Öf, neyse. Hadi görüşürüz. Çok üzüldüm karısının ölmesine. Yemek falan dışarıda yer ama çamaşırı falan nasıl yapıyor acaba? Eve kadın çağırıyordur belki. Sordum. Çağırmıyormuş. Evine eşinden başka kadını sokmamaya yemin etmiş. Ama evinin hali perişan. Peki ben yapsam? Kabul eder mi acaba? Bilmem.
Eder herhalde. Sen de üzüldün değil mi? Evet. Zavallı adam. Ben Nazan teyzeye gitmek istemiyorum. Ama benim işim var kızım. Beni hep bırakıyorsun. Başka anneler senin gibi bırakmıyor çocuklarını. Onlar da bırakıyorlar. Merhaba Nazan. Hoş geldiniz. Merve'yi bırakacaktım. Olur ama niye? İşim var Nazan. Dün söylediklerini yapmayacaksın değil mi? Oho, sen de her şeye inanıyorsun Nazan. Tabii ki yapmam. Çok safsın sen de. Ben veli toplantısına gidiyorum okula. Veli toplantısı için çok abartılı değil mi bu kıyafet? Vallahi bence değil. Peki, geç kalma, güne gideceğim ben. O saate kadar gelirim, merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım gel. Çok şıksın vallahi Feraye. İnsan gözünü alamıyor senden. Sekreter beni şey zannetti zaten. Ne zannetti? Ne derler? Sevgilim mi? Kız arkadaş mı? Öyle bir şey ima etmeye çalıştı ama. Halbuki benim eve temizliğe geldiğini söylesek düşer bayılır değil mi? Evet. Benim işim çok. Anahtar alıp gideyim hemen. Anahtar sekreterde. Şimdi daha çok yanlış anlayacak. Merak etme. Ben bugün çoğaltırım bir tane. Bir daha istemem ondan. Peki. Of, ben çok sıkıldım ya. Niye kızım? Annem gelmedi. Gelir birazdan. Okulda toplantı uzamıştır. Annem toplantıya gitmedi ki. Bana öyle dedi ama. Atilla amcanın evini temizlemeye gitti. Sabah babamla konuşurken duydum. Demek kocasına temizliği bahane etti. Ah Feraye, ah. Hadi gel kızım. Nereye gidiyoruz? Evinize. Kerem, geldin mi okuldan? Ben de şimdi size gelecektim Nazan teyze. Annem sizde değil mi? Annem bende değil Kerem. Nerede olduğunu da bilmiyorum. O zaman sizin evde beklesek Nazan teyze? Benim işim var, başka yere gidiyorum. Siz burada annenizi bekleyin. Ya hemen gelmezse? Gelir, merak etmeyin. Hadi görüşürüz çocuklar. Yazık bu çocuklara ya. İnşallah tahmin ettiğim şeyleri yapmıyorsundur Feraye.
olmazsa abi? Olur mu öyle şey? Merak etme. Annem gelecek. Tamam. Annem. Bilmiyorum Merve. Ama her an babam gelebilir. Anne. Neredesin anne? Kaç saattir seni bekliyoruz. Özür dilerim oğlum. Bir daha böyle olmayacak, tamam mı? Tamam. Söz mü? Önce siz söz verin. Babanıza kapıda beklediğinizi söylemeyeceksiniz. Tamam mı? Söz. Söz. Hadi içeri. Bana yalan söyledin. Şimdi ne yüzle geliyorsun tekrar? Sana yalvaracak değilim. Yediğin atları kocana anlatırsam görürsün sen. Söylesen bile inanmayacaktır sana. Sen öyle san. Yürü kızım, yürü. Anne, Nazan teyze sana neden kızdı? Bilmem. Bir şeyden kızdı işte. Boş ver şimdi seninle. Ben çarşıdan gelinceye kadar evde durabilir misin? Yalnız başıma mı? Evet. Ne olacak ki evin içinde? Ama korkarım. Korkacak bir şey yok. Eğer durursan akşama istediğin Barbie bebeği alırım sana. Tamam, dururum o zaman. Ha şöyle. Aferin benim kızıma. Abin gelince söyle, ocağın üstünde yemek var. Onu ısıtıp yiyin, tamam mı? Tamam. Anne. Tüh, yetişmeyecek böyle giderse. Çok acıktım abi. Ah! Canın acıyor mu? Elim yandı, çok acıyor. Merhaba Ekrem Bey. İyi günler Nazan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim çok şükür. Evden işe, işten eve. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Ama nasıl söylesem bilmiyorum. Canım, çekinecek ne var? Kaç yıllık komşuyuz şurada. Ama bu biraz hassas bir mesele. Evet. Feraye son günlerde biraz fazla bana bırakır oldu Merve'yi. Ne demek istiyorsunuz siz? Demem o ki, bu avukatın evine gitme işi biraz tuhaf. Pek mantıklı gelmiyor bana. Hem etrafa karşı da evli barklı kadın. Yeter. Kendinizden utanın Nazan Hanım. İftira bu. Feray ev işlerine yardımcı olmak için o eve gidiyor. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsünüz? Ama... Karım hakkında bir daha böyle konuşursanız sizi öldürür. Masa süper olmuş. Ama neden iki kişilik? Şimdi anladın mı neden iki kişilik olduğunu? Sen daha burada mısın Feraye? Evet. Baş başa bir yemeği hak ettiğimi düşünüyorum. Öyle tabii ama yine de nasıl desem biraz şey olur. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Ama Ekrem merak eder seni. Bir telefon ederim. Merakı geçiverir. Sen bilirsin.
Aa. Çocuklar ne bu hal? Makarnayı getirirken döktüm baba. Parmaklarım yandı. Bir bakayım. Of. Pek yanmamış. Sadece kızarmış. Anneniz nerede? Gelmedi hala. Ya bu saate nasıl gelmez canım? Efendim. Ekrem benim. Çocuklar peki iyi değiller. Sen niye geciktin bu kadar? Tam çıkıyordum, Atilla aradı. Önemli bir misafiri varmış. Yemek yapmamı söyledi. Ben de geç kaldım. Şimdi çıkıyor musun peki? Hayır, gelmedi hala. O gelmeden çıkmam ayıp olur. Tamam o zaman. Çok geç kalma. Selam söyle. Peki, görüşürüz. Bırakın artık sandviç yemeği. Ben size çorba yaparım şimdi. Annem gelmiyor mu baba? Biraz gecikecekmiş. Gördün mü? Merakı birden geçiverdi. Nereden çıktı birdenbire bu yemek işi? Bak kırılıyorum ama. Tamam tamam. Bir daha sormam. Şarap, kırmızı, beyaz hangisi? Vay, şarap mı aldın? Feraye, sen çok iyi biliyorsun bu işleri. Tabii ki kırmızı şarap. Hemen getiriyorum. Atilla, hiç aklına geldi mi Feraye neden benimle bu kadar yakından ilgileniyor diye? Geldi ama Ekrem'den dolayıdır diye düşündüm. Hem beni eskiden de tanıyorsun. Başka bir şey gelmedi aklıma. Hazır eskiden demişken, ben sana aşıktım. Hı? Ama senin gözün Yasemin'den başkasını görmüyordu. Bunu biliyor muydun? Aa, şaka etmiyorsun değil mi? Ne şakası Atilla? Hatta hala seviyorum seni. Hı. Ekrem'i sevmeye çalıştım ama başaramadım. Başkasıyla evlenmeme rağmen kalbimin bir köşesinde durdun hep. Ama nasıl olur? Kaç yıllık evlilik, Ekrem, çocuklar. Sen bir de bana sor. Ekrem'le en romantik anlarımda bile hep seni hayal ettim. Önce sadece bir aşıktı ama sonra tutkuya dönüştü. Vallahi çok şaşırdım. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey olacağı. Sen çok güzel ve çekici bir kadınsın. Ama bu saatten sonra... Bunun bir önemi yok artık. Ben seni seviyorum. Ve sana olan aşkımı yaşamak istiyorum. Ben de seni beğeniyorum ama arkadaşımın eşi olarak bu konuştuklarımız... Olsun. Ben her şeyi göze aldım. Yeter ki seninle olayım. Biraz olsun kalbimi ferahlatayım. Ya Ekrem öğrenirse? Dikkat edersek öğrenmez. Sen niye yemiyorsun baba? Biraz atıştırmıştım gelirken. Hadi bitirin de yatırayım sizi. Masalda anlatırsın değil mi baba? Tamam kızım, anlatırım tabii. Çalıyor. Alo. Ekrem'cim iyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla. Bak ne diyeceğim. Bu akşam benim misafirlerim var evde. Feraye biraz daha geçecek. Ama ben bırakırım onu, tamam mı? Kalması gerekiyorsa kalsın tabii. Teşekkür ederim Ekrem'cim. İyi geceler tekrar. Hadi gel.
İyi geceler. İyi geceler. Çok geç kaldın Feray. Sorma. Hiç hesapta olmayan şeyler çıktı. Pişman oldum gittiğime. Ben de pişman oldum bu işe kalkıştığımıza. Çünkü geldiğimde çocukların hali perişandı. Çocuklarım her şeyden önemli benim için. Zamanında gelebilseydim sorun olmazdı ama... Ya hep böyle olursa? Gerekirse gitmem bir daha. Ama sen mahcup olursun Ekrem. Çünkü bu yardım işini düşünen biziz. Birden bırakırsak Atilla'ya çok ayıp olur. Evet, haklısın. Dün geceki her şey için tekrar teşekkür etmek istedim. Asıl ben teşekkür ederim. Aşkıma karşılık verdiğin için. Ama bu nasıl devam edecek böyle? Sen orada, ben burada. Ben bir yolunu bulup gelirim. Ama çok sık görüşemeyebiliriz bir süre. Tamam canım. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Ben de. Kolay gelsin. Anne, telefonda kiminle konuşuyordun? Ne konuştuğumu duydun mu sen? Hayır, merak ettim sadece. Bir arkadaşımla konuştum kızım. Dün geceki her şey için tekrar teşekkür etmek istedim. Asıl ben teşekkür ederim. Aşkıma karşılık verdiğin için. Ama bu nasıl devam edecek böyle? Sen orada, ben burada. Ben bir yolunu bulup gelirim. Ama çok sık görüşemeyebiliriz bir süre. Feraye, yine mi gidiyorsun? Sana ne Nazan? Kendine acımıyorsan çocuklarına acı Feraye. Yol yakınken dön bu yanlıştan. Yanlış falan yok ortada. Ekrem böyle bir şey yapacağına ihtimal bile vermiyor. Yazık adama. Benim nasihate ihtiyacım yok. Thank you.
Kim bu saatte ya? Feraye? Sana kaçtım Atilla. Bana mı kaçtın? Evet. Öyle gizli kapaklı kaçarak yapamayacağım. Ama Ekrem ve çocuklar? Umrumda değil. Ekrem 10 yılımı çaldı benden. Mutsuz geçen 10 yıl. Her dakika seni düşünerek geçen 10 yıl. Tamam canım, sakin ol. Artık benim yanımdasın. Hadi gir içeri. Siz niye ağlıyorsunuz? Annem yok baba. Bakkala falan gitmiştir. Bakkala gitmemiş baba. Bunu bırakmış. Ekrem, 10 yıllık evliliğimizde hiç mutlu olamadım. Çünkü ben seni hiç sevmedim. Sevmeye çalıştım ama olmadı. Çocuklar için bile yuvayı devam ettiremeyeceğime karar verdim. Çünkü ben başka bir adama aşık oldum. Ne yaptıysam engel olamadım kendime. Benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim. Sen iyi bir babasın. Çocuklar sana emanet. Feraye. Kahvaltı hazır aşkım. Vallahi ne zamandır böyle kahvaltı masası görmemiştim Feraye. Bundan sonra her sabah göreceksin canım. Biliyor musun Feraye? Başlarda yanlış yapıyormuşuz gibi bir his vardı içimde. Ama şimdi rahatım. Çünkü ben de seni sevdiğimi anladım. Bazı şeylerin zamana ihtiyacı vardır. Hadi soğutma çayını. Oğlum, para versem okulda tost falan yesen? Tamam. Baba, annem nereye gitmiş? Şeye gitmiş. Bir akrabasının yanına gitmiş. Bir daha gelmeyecek mi? Ya gelecek canım. Niye gelmişsin? Hadi Kerem, geç kalma oğlum. Peki sen işe gidince ben ne yapacağım baba? Seni evde yalnız bırakır mıyım kızım? Merak etme. Neden buraya geldik baba? Burası Atilla amcanın iş yeri. Benim çalıştığım yer müsait olmadığı için seni buraya getirdim. Ben anneme gitmek istiyorum. Orası çok uzakta. Sonra gideriz, tamam mı? Tamam. Ekrem. Merhaba Atilla. Ne zaman geldiniz? Yarım saat oluyor. Sekreter de bir şey söylemedi. Bilseydim erken gelirdim biraz. Hayırdır, bir şey mi oldu? Sabah aradım ama telefonun kapalıydı. Otursana. Kötü bir şey mi oldu? Kızım. Sen sekreter ablanın yanına git hadi. Tamam baba. Feraye evi terk etti. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım. O yüzden aramıştım seni. Hayır. Hatta geçen gece bana bir şeyler demişti ama ben şaka yapıyor zannetmiştim. Başka birine aşık olmuş. Beni ve çocukları terk edip gitti. Çok çaresizim Atilla.
Bana yardım et. Onu mutlu edebilmek için gecemi gündüzüme kattım. Ne isterse yaptım. Ama onu mutlu edemedim. Şimdi ben ne yapacağım Atilla? Çocuklar küçük. Aileme ne derim? Onu soranlara ne derim? Sakin ol Ekrem. Merve seni böyle görmesin. Kısa zamanda pişman olur geri döner. Merak etme sen. Geri dönmesi neyi değiştirir ki? Neyse. Sonra konuşuruz. Merve burada kalabilir mi bugünlük? Tabii. Ne demek? Kendini toparla. Bak işinde de sorun olur sonra. Hiçbir şey umurumda değil. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kerem. Kerem niye ağlıyorsun oğlum? Annem yok Nazan teyze. Bir yere gitmiştir. Şimdi gelir. Gelmez. Çünkü bizi terk etti. Babam söylemedi ama ben anladım. Olur mu öyle şey? Gelir geri. Bir anne çocuklarını bırakır mı hiç? Hadi bize gidelim. Babanın geleceği saatte gelirsin. Tamam. Hadi. Gel ya. Sen fazla duygusalsın bence. Ne alakası var canım? Kızı büroya bırakıp gitti. Halide perişandı. Mahsus yapıyor. Başka bir yer bulamadı sanki. Bence yanlış yaptık Feraye. Ekrem'in ve çocukların ne hale geleceğini düşünemedik. Böyle düşünme. Onlar da biz de alışırız merak etme. Baba sen yemek yapmayı nereden öğrendin? Babaannenden öğrenmiştim. Hadi bitirin yemeklerinizi. Baba önlüğüm kirlendi benim. Yıkarım oğlum merak etme. Alo. İyi akşamlar Atilla. İyi akşamlar Ekrem. Bir haber var mı? Her yere haber bıraktım. Ama henüz bir sonuç çıkmadı. Olursa haberim olsun. Çocuklar sürekli soruyorlar da annelerini. Tamam Ekrem. Haber çıkarsa ararım seni. Peki. İyi akşamlar. Senin yüzünden yalan bile konuşur hale geldim. Bu iş böyle yürümez. Bir sorun yok bence Atilla. Çok büyütüyorsun sen. Hiç de büyütmüyorum. Hemen gidiyorsun buradan. Hemen. Nasıl yani? Kovuyor musun beni? Evet kovuyorum. Bir itirazı mı var? Bunu bana yapamazsın Atilla. Ben seni seviyorum. Hem nereye giderim bu saatte? Beni ilgilendirmez. Artık Ekrem'in yüzüne bakamam. O eve dönemem. Beni bırakma Atilla ne olur. Hani sen de beni sevdiğini söylemiştin. Ben sadece eşimi sevdim Feraye. O da öldü. Ama beni de sevdin. Hayır sevmedim. Ayrıca bu ilişkiyi sen istedin. Hepsi senin rızanla oldu. Hadi şimdi çık git.
Allah belanı versin senin. Çabuk bavulunu topla, çık git bu evden. Yapamam. Giremem artık bu eve. Feraye, ne yüzle benim evime geliyorsun? Utanıyorum ama mecburum Nazan. Sokakta kaldım. Sen bunu hak ettin Feraye. Öyle deme. Her insan hata yapabilir. Ama ben seni uyardım, yalvardım. Beni dinlemedin. Git buradan. Lütfen, lütfen kapatma kapıyı. Dinle beni ne olur. Gidecek yerim yok. Sokaklar tekin değil. Sadece bu gecelik sende kalsam yeter bana. Hayır, kalamazsın. Nazan, lütfen Nazan. Lütfen Nazan. Nazan. Baba, bugün sen işe gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim. Sen de okula gitmeyeceksin. Neden? Babaannenin yanına taşınıyoruz memlekete. Neden taşınıyoruz? Öyle olması gerekiyor oğlum. Sizin iyiliğiniz için. Okuluna orada devam edeceksin. Ya annem gelir de bizi bulamazsa baba? Ekrem, ben hatamı çabuk anladım. Seni ve çocukları çok özledim. Eğer beni affedebilirsen, geri dönmek istiyorum.
Sokaklar çok kötü. Başıma bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Feraye. Üzülmeyin çocuklar. Başka çaremiz yok. Ekrem, ben hatamı çabuk anladım. Seni ve çocukları çok özledim. Eğer beni affedebilirsen geri dönmek istiyorum. Sokaklar çok kötü. Başıma bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Feraye. Efendim, saat 9 gibi orada olacağım. Tamam. İyi akşamlar. Feraye. Ne oldu kız? İstemedi mi? Alo, ne ağlıyorsun? Makyajın akacak. Kırmayın bacaklarını. Sakın aklından geçenleri yapayım deme. Yuvanı dağıtırsın. Başına olmadık şeyler gelir. Şu halimden daha mutlu olacağım kesin. Hoş geldin anne. Hoş bulduk evladım. Yorgun gördüm seni. Ne yaparsın? Çalışıyoruz işte anne. Paralama kendini. Kendi yerin değil, bir şey değil. Kızım, benim çorbam çok kaynar olmasın ha. Olur anne. Bu dişlerle sıcak soğuk hiç çekilmiyor vallahi. Yılmaz, ne oldu senin o çay ocağı? Duruyor. İstedikleri parayı verene devredeceklermiş. Aman iyi. Biraz beklesinler. Ben tarlamı satar sana destek olurum. Peki ya bu? Hala bir şey yok mu? Hı? Çocuk yok mu diyorum çocuk. Bekliyoruz işte anne. 3 koca sene oldu Yılmaz'ım. Daha ne bekliyorsunuz Allah aşkına?
Hadi kızım, Allah'a ısmarladık. Güle güle, köydekilere selam. Bak, bu sefer olmadı. Bir dahaki gelişimde torunumu kucağıma isterim. Anladın mı beni? İnşallah anne. İnşallah. Hadi Yılmaz'ım, hadi. Otobüsü kaçırmayayım bari. Hı hı. Bu iş böyle olmayacak Yılmaz, sana söyleyeyim. Uzatma be anne, yine mi aynı mesele? Evet ya, aynı mesele. Beğenemedin mi? Bak sana söyleyeyim. Çocuğun olmadan kocayıp gideceksin. Sırf şu kadın yüzünden. Ne yapayım yani? Olmuyorsa olmuyor. Boşayım mı yani? Bunu mu istiyorsun? Güzel evladım, hiç ister miyim? Hiç senin yuvanı yıkmak ister miyim ben? Bizim orada komşuların Seher var. Hani hatırlarsın, tıpıl bir şeydi. He, hatırladım. Kara kurusun gibi bir şeydi o. Şimdi gencecik bir kız oldu. Bunun gibi zürriyetsiz de değil. Sülalelerinden erkek çocuktan geçilmiyor. Bir haber salsam hemen gelir. Yapma anne. Başımıza bir de kuma mı saracaksın sen bizim? Zaten iki boğaz zor geçiniyoruz. Hem ben Zeliha'dan memnunum. Huzurumuzu kaçırma. Dur bir bakalım. Sen bu işi bana bırak. Anne. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Sizin de mi sular kesildi? Sular ne zaman akıyor ki? Ömrümüz burada geçip gidiyor işte. Kaynanan gelmiş. Hı hı. Ama suratsız kadın ha. Yolda selam verdim. Suratıma bile bakmadı, biliyor musun? Sert görünür ama iyidir aslında. Tabii tabii. Yine çocuk meselesini sokuşturdu değil mi? Bak kızım görürsün. Bu kadın senin başına kuma getirecek. Aklını kullan. Sonra Fatma demişti dersin. Ne yapayım Fatma? Elimden ne gelir ki? Bu kadar ezik durma. Oh ne güzel. Bulmuşlar kimsesiz kızı. Vur kafasına al lokmasını. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Abartma sen de. Merhaba. Ne haber Zeliha? Ne olsun. Bidonlar doldu mu? Hı, hepsi tamam. Yılmaz nasıl? İyidir İbrahim abi. Selam söyle. Baş üstüne. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyur. Sağ ol. Afiyet olsun. İbrahim abilerin selamı var. Hı, nerede gördün? Fatma ile su taşıyorlardı. Sular hala gelmedi mi? Bir hafta oldu ya. Neyse, ben taşıdım. Depo dolu. Gel yamacıma. Şu çayı şu an alsak biliyor musun? Sırtımız yere gelmez. Bir seneye kalmaz taşınırız burada. Ben halimizden memnunum Yılmaz. Sabah akşam bu mahallenin kahrı çekilmez be Zeliha. Bak annem tarlayı bir satsın. Göreceksin o çay ocağını nasıl çekip çevireceğim. Yalnız bizimki çocuk meselesine kafayı iyice takmış. Köyde tanıdıklardan bir kız var. İlle de onu getireceğim diye tutturdu. Sen ne dedin? Bir şey demedim.
Anne? Ay, oh. Caddeden buraya gelmek amma zormuş. Ayaklarım çatladı yürümekten. Bak, bu seher. Yılmaz'a bahsetmiştim. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Hadi. Öldüm yorgunluktan. Hadi kızım, hadi. Seher'i sana emanet ediyorum. Yabancı değil, artık burada kalacak. Merak etme, ağzı var, dili yoktur. Hadi Seher, sen de doğru mutfağa. Bize şöyle tavşan kanı bir çay demle evladım. İçin rahat olsun. Hiç sorun çıkarmaz. Ev işlerini de yaptırırsın. Tamam mı? Bundan iyisi can sağlığı. İşlerimi ben de yapardım anne. O zaman sen yap. Ne diyeyim yani? Kızım hoşuna gitmiyor ama onu Yılmaz istedi. Ben de getirdim. Evladım, sıkma canını. Nikah sende değil mi? Ne takıyorsun kafana? Yıllar sonra bakmışsın, hepsi boş. Benim yaşıma gelince anlayacaksın. Senin üstüne hiç kuma getirdiler mi anne? Niye getirsinler ki? Benim aslanlar gibi 3 tane erkek evladım oldu. Abla sen zahmet etme, ben yaparım. Abla bırak, ben yaparım. Evde mutfak işleri hep benden sorulur. Kevser teyze akşam kalmayacakmış, öyle mi? Bir şey demedi. Yolda gelirken hemen döneceğini söylemişti de. Ben aslında Kevser teyzeleri küçüklükten beri tanırım. Bize çok gidip gelmişlikleri var. İlk danteli Kevser teyzeden öğrendim. Anne, sen burada mıydın? Zeliha da aramadı, bilsem erken gelirdim. İsabet olmuş, fazla kalmayacaktım zaten. Kızı getirdim, dönüyorum. Kızı mı? Ne kızı? Seher'i canım, söylemiştim ya. Sen olsun yüklüyü buraya mı getirdin? Evet, ne olacak? Bana bak, sakın tatsızlık çıkarma. Boş hevesler bunlar, boş. Boş heves filan değil. Torunumu göreceğim, tamam mı? Torunumu göreceğim. Onu görmeden tarlayı satmam ona göre. Zeliha çok üzülmüştür. Üzüldüğü filan yok. Üzülmüşse de alışır işte. Sonunda ölüm yok ya. Hadi beni otobüse bindir. Hadi hadi.
Gelirken annemi gördüm. Kız nerede? İçeride. İyi bari. Hiç olmazsa iş güç yapar. Sıkma canını Bezeli ya. Annemi idare edeceğiz işte. Görmüyor musun? Deli oynatıyoruz burada. Öyle olsun bakalım. Ha şöyle. Gül biraz. Hadi. Geldin ha. Beni hatırladın mı? Hatırladım. Sana soğuk ayran getirdim. Yoldan geldin. Hararetim vardır. Sağ ol. Yemeğe oturuyoruz Seher. Ben koyardım. Ziyanı yok Zeliha. Sen zahmet etme. Sağ ol Seher. Sen de epey büyümüşsün. Neyse, hadi yemeye başlayalım artık. Şimdi bir karnı daha doyuracağız. Neyse, idare edeceğiz, ne yapalım? Kız nerede kalıyor? Salonda mı? Küçük odayı hazırladım. İyi bari. Ortalıkta gezinmişsin. Kolay gelsin kardeş. Sağ ol. Zeliha'nın akrabası mısın? Öyle sayılır. Kim bu kız Zeliha? Yılmaz'ın annesi getirdi. Köyden. Ne yani? Üstüne kuma mı geldi senin? Allah seni bildiği gibi yapsın Zeliha. Sonunda olacağı buydu. Hadi yürü, yürü içeri girelim. Kızım sen başına nasıl bir bela aldığını biliyor musun? Sandığın gibi değil. Neymiş sandığım gibi olmayan? İşte güçte yardım ediyor o kadar. Hadi ya. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Bunun oyunundan ne olur ki? Yılmaz ne diyor? Ne desin? Annesini kırmamak için sesini çıkarmadı. Ah Zeliha, ah ah. Ne yapayım ki Fatma? Elimden ne gelir? Gücüm kuvvetim mi var?
Kadın getirdi işte. Oğlu da ses etmedi. Ben ne yapayım? Bunlar hep o koca karının torun hastalığından oluyor. Şu doktor işini bir daha konuşsana Yılmaz'la. Kaç kere konuştum. Gelmek istemiyor. Üsteleyince de kızıyor. Bir daha konuş. Bir şeyler yapmalısın Zeliha. Git söyle. İbrahim abinin tanıdığı de. Herkesin derdine çare oluyor de. İkna et şu adamı da gidin artık. Kızım yuvan dağılacak, haberin yok. Hoş geldin ağam. Ortalığı topladım abla. Ben yatıyorum. Bir isteğin var mıydı? Yat sen Seher. Ben kaldırırım sofrayı. İyi geceler. İyi geceler. İş nasıldı? Nasıl olsun? İt gibi koşturdum. Her önüne gelen bir şey istiyor. İyi işte. Ne güzel, para kazanıyorsunuz. Allah Allah. Parayı ben mi kazanıyorum Zeliha? Biz çalışıyoruz, adam kazanıyor. Doğru. Buradan kurtulmadan bana rahat huzur yok. Fatma uğradı bu sabah. Ne var uğradıysa? Hani İbrahim abinin tanıdığı bir doktor vardı ya. İşte onunla konuşmuşlar. Yine mi o mesele? Adam ikisi de gelsin, ikisini de göreyim demiş. Of be Zeliha. Of be, of! Ama baktığı hastaların neredeyse çoğunda başarılı oluyormuş Yılmaz. Yeter be Zeliha. Yeter! Kaç kere söyledim sana, kapat bu konuyu, açma bir daha. Her seferinde gidelim gidelim diye tutturuyorsun ya. Gitmeyeceğim işte ya. Gitmeyeceğim. Var mı? Ama tedavi için. Bırak ya. Bunun tedavisi mi olurmuş? Çocuğun olursa olur, olmazsa olmaz. Çok istiyorsan sen kendin git. İhtiyacı olan sensin. Beni niye sürüklüyorsun yanında? Her Allah'ın günü aynı terane. Bıktım be. Bunu kafana sok. Hata bende değil. Sende. Yılmaz.
Günaydın. Vallahi abla, bu sabah mutfağı toparlayamadım. Kusura bakma. Öyle yorgunum ki. Dün gece gözüme uyku girmedi. Sen toplarsın artık. Haklıymışsın Fatma. Sonuna kadar haklıymışsın. Ne diyeyim ki şimdi ben? Her şeyi söylemeye hakkın var. Sen beni uyarmıştın. Yılmaz'a boyun eğmeyecektim. Annesini dinlemeyecektim. O kızı eve kabul etmeyecektim. Ama olmadı işte. Şimdi hepsinin bedelini ödüyorum. Yapma be Zeliha. Sen kocanı sevdiğin için sesini çıkarmadın. Ona güveniyordun. Ama güvenmemem gerekirmiş. Sözde cahil kız. Bak bir ayda ele geçirdi. Sanki bütün ev ona ait Fatma. Ben sanki bir sığıntı gibiyim. Böyle düşünme. Sen Yılmaz'ın nikahlı karısısın. Ne fark eder ki? Çocuğunun annesi o kız olacak ama. Dur bakalım. Daha ortada bir şey yok. Sorma. Bütün gün koşturdum. Zeliha, bu akşam hiç konuşmadın mı? Biz bir aydır konuşmuyoruz Yılmaz. Yeni mi farkına vardın? Boş ver. Sırtını ovayım mı? İyi olur. Zeliha ile aranız nasıl? Kavga etmiyorsunuz değil mi? Benim kimseyle aram kötü olmaz ki. O ne düşünür bilemem tabii. Ya, ne düşünürse düşünsün. Seher, Seher ne oldu? Yok, yok bir şey. Midem bulandı o kadar. Midem mi bulandı? Yoksa, yoksa hamile misin? Ben şimdi baba oluyorum ha? Duydun mu Zeliha? Baba oluyorum. Babası sen görüneceksin değil mi? Tabii ki ya. Başka nasıl olacak ki? Aramızda nikah yok da. O yüzden. Ne fark eder? Öbür nikah yapmadık mı? Babası bensem önemli mi? Üstüme geçireceğim işte, daha ne? Ben sadece merak ettim. O kadar. Kolay gelsin Zeliha. Nasılsın? Hoş geldin.
hiç iyi değil. Seher hamile. Ben bu evde fazlalığım Fatma. Bir asalak gibi yaşıyorum. Yılmaz artık benim farkında bile değil. Sonunda en çok istediği şey de oluyor. Yapma böyle. Kaçmak gitmek istiyorum buralardan. Kaçıp gitmek. Keşke gideceğim bir yer olsa. Gel biraz dolaşalım. Senin canın çok sıkı. Hadi. Çarşıda biraz hava alırsın. Hadi. On üç numara aradı. İlgilenirsin. Tamamdır abi. Sen ne arıyorsun burada Seher? Bir şey söyleyecektim. Akşam konuşurduk. Önemli bir şey mi vardı? Anlatsana. Zeliha abla ile ilgili. Nesi varmış Zeliha ablanın? Nasıl desem... Bu sabah çarşıya gidiyordu. Ben de geleyim dedim, istemedi. Hatta ısrar ettim. O zaman da kızdı, bağırdı. Olur böyle şeyler. Buna mı takıldın sen? Hayır. Asıl sonrası. Belki yumuşar diye ben de arkasından çarşıya gittim. Bak, söyleyeceğim ama kızma, tamam mı? Ya, tamam söyle. Bir adamla buluştular. Hani günahını almayayım diyorum ama... Birbirlerine sarıldılar falan. Sen ne diyorsun ya? Ya kızma, ne olur. Ablam, delireceğim şimdi. Sonra bir şey daha var. Neymiş o? Konuş! Aa! Konuş lan! Konuş! Konuş! Ne yapıyorsun Yılmaz? Delirdin mi? Evet! Delirdim! Beni sen delirttin! Bana insan gibi sorabilirsin! Ne oldu? Bir de utanmadan numara yapıyor! Gizli gizli erkeklerle buluşmuyor musun lan? Söyle, buluşmuyor musun? Vallahi yok öyle bir şey! Vallahi yok! İnkar etme! İnkar etme! Her şeyden benim var! Konuş lan! Ulan insanda biraz ar, namus, haysiyet olur be! Bunu da yaptın ya. Ne yapayım ben sana şimdi ha? Seni ne yapayım? Vallahi namusuna zarar verecek bir şey yaptıysam öldür beni. Ama inan ki günahım yok. Hadi oradan be. Hadi ya. Aç şu çantanı. Aç dedim sana. Bu resimler. Kim bu herif? Ha? Cevap versene. Konuşamazsın değil mi? Yüzün yok çünkü. Allah seni kahretsin. Kahretsin.
Kahretsin! Şerefsiz! Yılmaz! Şerefsiz! Kalk lan! Hesabını sormam mı insanlar? Şerefsiz! Namussuz! Hayırdır inşallah? Bu saatte kim olur ki? Aman Allah! Zeliha, ne oldu sana? Kovdum. Yılmaz beni evden kovdu. Gel canım, gel. Gel. Gitti. Yok. Zeliha diye biri yok artık. Tamam ağa. Tamam. Sakin ol. Söyle. Benden bir isteğin var mı? Merhaba Yılmaz. Merhaba. Hayırdır? Zeliha bizde. Konuşmayacak mıyız? Konuşacak bir şey yok. Karını ne hale soktuğunun farkında mısın? Evet. Farkındayım. Burada olsa yine sokarım. Saçmalama. Zeliha'ya haksızlık ediyorsun. Yok ya. Sen onun avukatı mısın? Arkandan ne dolaplar çevirdiğini anlattın mı sana? Ortada dolap falan yok Yılmaz. İyi. Sen öyle san. Beni artık ilgilendirmiyor. En kısa zamanda da boşanıyorum, tamam mı? Benim soyadımı taşımaya layık değil o. Dur bakalım. Bu ne acele? Acelesi falan yok. Boşanacak işte o kadar. Eğer zorluk çıkarırsa yine alırım ayağımın altına. Bu o kadar kolay değil Yılmaz. Sana ne oluyor ya? Neyin oluyor ki Zeliha? Yoksa sen ne demin? Bana bak, haddini aşma. Aşsam ne olur? Ben Zeliha'ya benzemem, alırım paçanı aşağı. Ol da görelim. Bana bak, ben seni bırakın ya. Durun, ne yapıyorsunuz siz? Allah Allah. Yılmaz boşanmak istiyor. Adi. O sana eziyet etti. Sen de hayatı ona zindan et Zeliha. Bırak istediği kadar uğraşsın. Sen boşanma. Sonunda paşa paşa kapına gelecek. Zorla güzellik olur mu be Fatma? Bana güvenmeye, dayaklar atan bir adamı niye bekleyeyim ki? Sana kötü bir oyun oynandı Zeliha. Bunu çocuk aklıyla o kız yaptı. Göreceksin. Yakında çıkar foyası. Ben artık o kadar umutlu değilim Fatma. Zeliha abla. Nasılsın Zeliha abla? Nasıl olmanı isterdin Seher?
Bak, vallahi o kavgaya ben de çok üzüldüm abla. Eminim çok üzülmüşsündür. Artık hayırlısı. Ne diyeyim? Ama seni çok iyi gördüm. Şimdi iyiyim. Sayende insanlara daha dikkatli bakmayı öğrendim. O resmi çantama sen koydun değil mi Seher? Resim mi? Hayır abla. Niye koyayım ki? Hem ben seni severim. Yalan söylemene ne gerek var? Artık hiçbir şeyin önemi yok. Aranızdan da çekiliyorum. Korkacak neyin kaldı ki? Hı? Evet, o resmi ben koydum. Hakkındaki iftirayı da sen çıkardın. Evet, ben çıkardım. Peki neden? Çünkü Yılmaz benim hakkım, senin değil. Bir şeyi hak etmen için emek harcaman gerek Seher. Sen hiç emek harcadın mı? Ne yapalım? Bizimki de böyle oldu. Daha çok genç ve tecrübesizsin Seher. Ama nasıl olmuşsa kötü huylar edinmişsin. Ne yazık ki bunlar sana hiçbir şey kazandırmayacak. Neden biliyor musun? Yuva üstüne yuva kurulmaz da onda. Hadi yolun açık olsun. Sana Zeliha'nın cevabını getirdim. Neymiş o? Boşanmak istiyordun ya. Sana zorluk falan çıkarmayacak. Hemen bir celsede halledelim diyor. Rahatladı mı şimdi? Demek sevgilisine kavuşmak için gün sayıyor ha? Bırak bu lafları Yılmaz. Sen de birazcık akıl ver sanırdın. Meğer o da yokmuş. Doğru konuş Fatma. Evime geldin tatsızlık çıkmasın. Yalan mı ha? Baksana bir şuna. Hani bu kız hamileydi? 2 aydır gözünün önünde işte. Hamile kadın böyle mi olur? Aç biraz gözünü. Çocuğun yok diye çocuktan da anlamaz olmuşsun. Beni yorma. Bak ben seni çok severim bilirsin. Senin kötülüğünü istemem. Nedir bu işin aslı? Hamile misin değil misin?
yaşıma geldim. Bir baktım mı adamın ciğerinden geçeni anlarım. Boşuna uğraştırma beni. Buradan kalkıp doktorlara taşıtma beni. Orada çıkar her şey ortaya. Bana gerçeği anlat. Zaten senin yanındayım. Neden korkuyorsun? Bir kere Zeliha'yı görmeye gittin mi? Söyle bana. Hamile misin, değil misin? Yılmaz'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Bu yüzden mi yalan söyledin? Hamile olduğumu söylersem belki benle daha çok ilgilenir dedim. İlgilendi de. Hem sonra nasıl olsa hamile kalırım dedim. Ama olmadı. Olmadı işte. Tamam, tamam, ağlama. Hamile filan değilmiş. Çocuk işte. Yalan uydurmuş. Bizde de ne şans var. Baksana bir şuna. Ama bu Seher'in amcasının oğlu. Şimdi Almanya'da. 5 yıldır da orada yaşıyor. İyi de bu resim sende ne arıyor? Zeliha'nın çantasında buldum. Allah Allah. Salağın tekiyim ben. Demek bu resmi de Zeliha'nın çantasına Seher koydu. Nasıl da kandım. Kız normal değil. Anne, onu buraya getiren sensin. Zeliha ile konuşacağım. O seninle konuşmak istiyor mu bakalım? Tamam İbrahim abi. Sen git, ben hallederim. Zeliha. Beni affedebilecek misin? Affetmek mi? Ben her şeyi öğrendim. O resmi çantana Seher'in koyduğunu, o kızın yalancının teki olduğunu, her şeyi biliyorum artık. Şimdi de benden af dilemeye geldin. Salak bir kızın aklına uydum işte. Seni de kırdım. Sen sadece onun aklına uymadın ki Yılmaz. Güzelliğine de kapıldın. Ben senin kaç yıllık karındım. Ama gözün hiçbir şeyi görmedi. Beni bir kalemde silip atabildin. Değer miydi?
Ne diyebilirim ki Zeliha? Sonuna kadar haklısın. Ama artık o yok hayatımda. Gönderdim onu. Annemle birlikte köyüne gönderdim. Bir daha da asla görmeyeceğim. Ne olur evine dön. Her şeye yeniden başlayalım. Yeniden başlamak mı? Sen bir kalbi kırıyorsun. Sonra da toplayıp yeniden yapıştırırız diyorsun. Kırılan bir kalbi onarmak bu kadar kolay mı Yılmaz? Eve dön Yılmaz. İleride belki sana dönerim. Ama şu anda olmaz. Yılmaz. Aylarca doğmayacak bir çocuğu bekledin. O yüzden bunu bilmek senin de hakkın. Bir çocuğum olacak. Çocuğum mu? O senin de çocuğun. Sonunda istediğin oldu. Ne olur Zeliha, bana bir şans daha tanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.